İyi Parti grubu adına Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk. Buyursunlar Sayın Öztürk. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütün dünya ülkeleriyle birlikte malum koronavirüs salgınından en az zararla nasıl kurtuluruz telaşındayız. Tabii en az zarardan kastımız öncelikle insan sağlığı. Sağlık Bakanımız Bilim Kurulu tarafından alınan önlemleri açıklıyor. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren hasta sayımız şu an itibariyle 47. Tabii gece yarısı yeni bir açıklamayla bu sayı artabilir. Bakınız, kaç gündür bilim adamları sosyal mesafelenmeye yönelik açıklamalar yapıyor. Bu mesafeyi başta koruyamayan İtalya'nın düştüğü durum ortada. Ülkemizde de tedbirler alınmalı. Okullar tatil edildi, spor müsabakaları ertelendi, eğlence yerleri kapatıldı, umreden dönenler karantinaya alındı. Bunlar yeterli mi? Keşke olabilse ama ne yazık ki İtalya örneği bunun yeterli olmadığını ortaya çıkarıyor. Birçok grup halen risk altında. Arabası olan vatandaşımız önlemini kendince alıp aracıyla işine gidip gelebiliyor. Arabası olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Hala metro, otobüs, minibüsle işine gidip gelmek zorunda. Belediyelerimiz temizlik konusunda önlemlerini alıyor ama bunun yeterli olup olmadığını yaşayarak görmek riskini göze alamayız. Toplu taşımada her bir vatandaşımızın bunu ailesine, iş arkadaşlarına, birlikte seyahat ettiği diğer vatandaşlara ve onların da aynı zincirde birçok kişiye virüsü bulaştırma riski var. Aynı şekilde tek birini bile heba edemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımız risk altında. Hasta ile birebir temasla birlikte izinsiz çalışmanın verdiği yorgunluk ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin düşmesine karşı kendilerini de hastalıkla mücadele ediyorlar. Cezaevleri risk altında, kışlalar risk altında, huzur evleri, çocuk yurtları risk altında. Bizler de risk altındayız. Siyasetçiler, evet. Vatandaşımızı korumak için meclise ziyaretçi alım yasağı getirildi. Çok da doğru bir karar ama genelde genel kurul salonunda toplu bir şekilde çalışıp virüsü ailelerimize, çevremize, çalışanlarımıza yayma riskini de taşıyoruz. Risk grupları bu kadar çok ama elimizde virüsle savaşacak silahımız yeterli mi? Maske konusunda yaşadığımız kaosu gördük. Maskeleri Çin'den ithal ediyorduk. Çin ülkesinde salgın görülmesinden itibaren elimizdeki maskeleri geri aldı. Ülkemizde üretim yapan sadece 5 firma var ve ne yazık ki üretimleri ülkemize yetmeyecek kadar kısıtlı. Değil koronavirüsüne karşı yeterli maskeyi, zorunlu takması gereken kronik hastaların bile kullanacağı kadar maske yok elimizde. Bilim kurulunun yaptığı maske ihraç yasağı neredeyse itiraf niteliğinde. Ne diyor yasakta? Maskede vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni vermeyeceğimizi tüm üreticilere hatırlatmak istiyoruz. Yani vatandaşımızın elinde alabilir doygunlukta sayıda maske yok. Olan da kara borsa, paranız yeterse. Diğer konu da koronavirüsünden etkilenen vatandaşları tespit edebilecek test kiti meselesi. Sağlık Bakanımız Şubat ayında bir açıklama yaparak yerli kitin üretimi çalışmalarına başladığını ve 10 ülkeye ihraç edebileceğimizi açıklamıştı. Ancak görüyoruz ki test kiti hala test aşamasında ve ihracatı bırakın elimizde bile yeterince malzeme yok. Sayın Bakan iyi bir sınav veriyor ama gönül ister ki Sayın Bakanımız sadece vaka sayılarını değil uygulanan test sayıları ve test kiti üretimi hakkında da vatandaşımızı rahatlatacak bilgi verebilsin. Bir kez daha tekrar ediyorum. Sağlık çalışanlarımız risk altında. Bu dönemde görüldü ki hastaneleri bir merkeze toplayarak risk artırıyoruz. Sağlık personeli sayımız yetersiz. Yeri gelmişken söyleyelim, sağlık alanında çalışmak için eğitim almış, sınava girmiş ve ataması yapılmayan gençlerimiz var. Şubat ayında başvurularını yapan laborant, sağlık teknisyeni, hemşire gibi sağlık personelinde bir an önce göreve başlamaları şart diyorum. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi araştırma önergesini destekliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.